hocası Hafız Ali Efendi. Maraş'ı da sadece kendisini değil tüm bir kenti birçok sıkıntıdan korumak içindir tüm mücadelesi de. Bunun için işte çok sevdiği insanlar tarafından da aleyhinde konuşmalar yapılmış. Şimdi o zor yılları geçip İmam Hatiplerin açıldığı bir dönem, Cedid Hocam'ın bahsettiği gibi işte siyasi partiler dolayısıyla partizanlık almış başını gidiyor. Böyle bir dönemde oğlu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Elbistanlı Ahmet Çıtak Maraş'a gelir ve Hoca Efendi ile ilgili konuşulan bu tatsız sözleri duyduğunda zoruna gider. Şu uzun bir şiir ama ben ilk dörtlüğünü okuyacağım. Şöyle bir şiir dile getirir. Gezerken Maraş'a uğradı yolun. Şairiz, her yana aşar gideriz. Müftüsü elinden görüyor zulüm. Tel dokunsa dine coşar gideriz. Meclisinde gül kokuyor, alan yok. Emri ilahiye vakıf olan yok. Cevher satar, pazarına gelen yok. Meyhaneye olsa koşar gideriz. Şöyle bir alimin eşin bulamak, nur akar özünden kadrin bilemek, hocayı sevmezsek İslam olamak, yoksa cehennemde pişer gideriz. Kitapta yerini gördüm billahi, temsil eder alim Resulullah'ı. Bunları bilmeyen bulmaz Allah'ı, ne için sevmezler, şaşar gideriz. Bu Ahmet Çıtağ'ın uzunca bir şiirinin ilk dörtlüğü. Şimdi Hafız Ali Efendi, o ince siyaseti içerisinde fetvalarını verirken de bu şeyi göz önünde bulundurmuş ve çok böyle ince fetvalar dile getirmiş. Bu konudaki hassasiyetini Cemal'le hocam dile getirecekler. Buyurun hocam, süremiz 10 dakika. Muhterem kardeşlerim, hepinize bir kere daha hoş geldiniz. Burada kalın vakit açacağım. Zaman kısa olduğu için hemen doğrudan konuya girmek istiyorum. Benim sunumumda üç anahtar kavram var. Fetva, sorumluluk, Hafızlar Efendi. Bir sak ayağı gibi bunları iyi kavrarsak inşallah konu kendinden açığa kavuşmuş olur. Fetva, İslam ile ilgili sorulara cevap vermektir. Kısaca, Arapça bir kelime. Tabi dini konulardan bilmeyen insanlar bilenlere soracaktır. Allah-u Teala da emir buyurmaktadır. Kaçlarımız erkeklikle ilgili bunlar talimat. Bir konuyu bilmiyorsanız bilenlere sorun diyor. İslam ile ilgili soruların bir soruya yetkili bir insanın cevap vermesine fetva diyor. Tabi dinle alakalı olduğu için bu kelime dinle ilgili bir kavram. Güncel işlerle alakalı değil. Bizim fetva tarihimizde fetvayı iki ayırlar. Farazi fetva, olmuş olması muhtebe olan fetvalar ya da gerçek fetva. Hazreti Ömer Efendimiz farazi fetva, olmamış bir konuyu kendilerine soranlara hadi olunca sorarsınız demiş ama belki birçok İslam aliminin, müştehidinin görüşü de bu konuda. Fakat İmam-ı Azam ve bu halife, o büyük fıkıhçı, büyük otorite, öğrencilerini yetiştirirken öyle akademik bir soru cevaplı, yani bir hocanın ders vermesi gibi değil, herkese söz verir, dinler, yetiştirir de ve o sanki hakiki hayatta, gerçek hayatta olan soruların ötesinde şayet şöyle olursa gibi farazi konuları dahi görüştürmüş. Dolayısıyla bize yabancı bir şey değildir. Fetvayı kim verir? Fetvayı müftü verir. Müftü ne demek? Aslında İslam hukum metodolojisi, kendi tabiriyle söylerse fıkıh usulünde müftü müştehit demektir. Büyük harf. Müştehit, fıkıh usulü kaidelerine göre Kur'an ve sünnetten hüküm istinbat eden, istihraç eden, yani hüküm çıkarıp kanun olarak ortaya koyabilecek güçte bir insan demektir. Kolay bir şey değil. Kur'an ve sünnet Arapça olduğu için Arapçayı iyi bilecek, Kur'an'ı iyi bilecek, sünneti iyi bilecek.
Asli delillerimizden icmai kıyası bilecek. Belli delillerden işte örfler, adetler, hukuk için gerekli istisna, bizden öncekileri şeriatı vesaire. Ve bunları da usulüklü kaidelerine göre kullanabiliriz. Yetmez. Dinini yaşayacak. Ahlaklı bir insan olacak. Müftü, hoca. Çünkü kendisinden din soruluyor. Takvalı bir insan olacak. Güvenilir bir insan olacak. İstikametli bir insan olacak. Bütün bunların arkasında bizim kitaplarımız bir şart daha koşarlar. Ona da vehbi ilim diyorlar. Yani bilen, bilgi edinmek için çaba harcayan, çalışan, bilinen, bildiklerini yaşayan ve bundan mütevelli Cenab-ı Allah'ın kendisine bir kısım bilmediklerini hibe eder. Sevgili Peygamberimiz bu müjdeyi verir. Bir Müslüman bildikleriyle amel ederse Allah'ın en mübarekleri öğretir. Kur'an-ı Kerim'de bize يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَلُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهِ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانُ Ey Müslümanlar, eğer siz Allah'tan korkarsanız Allah size bir Furkan ihsan eder. Furkan fark ettiren demektir. Ayet eder. Hak ile batılı, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü. Demek bir insan imanında samimi, dininde amelinde ihlaslı olursa, dinli, takvalı, sorumluluk bilinci içerisinde yaşarsa, Allah onun kalbini aydınlatıyor ve oraya bir ölçü koyuyor, bir furkan koyuyor. Bu da Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu ayrı bir lütuf. Tefakkuh dediğimiz şey belki de olur. Allah kimin hayrını dilerse onu dinde tefakkuh eder. Yani fıkıh ilmini kavrar. Ezber başka bir şeydir. Nakletmek başka bir şeydir. Kavramak ve hüküm çıkartmak başka bir şeydir. Müftü dediğimiz zaman aslında böyle bir insandır. Ama çağımızda veya geçmişte de müftü her zaman müştehid olmamıştır. Çünkü içtihat büyük bir makamdır, büyük bir çabadır. Müştehidlerin veya onların talebelerinin yazmış oldukları dini kitapları doğru okuyabilen, doğru anlayan, bunu hayatında uygulayan veya kendisine sorulduğu zaman o kitaplardan aldığı bilgiyi nakleden insanlara da müftü denir. Aslında nakil denmesi lazım. Nakleden, alıp aktaran. Ama kelimenin aslı müftü olunca onun için de müftü denilmiştir. Müftü kendisine sorulan dini soruları her zaman iştihat gücünde olmayabilir. Doğru kitaplardan bilgiyi alır ve aktarır. Bu büyük bir sorumluluk işidir. Çünkü müftü Allah adına konuşuyor. Din adına konuşuyor. Bu helaldir, bu haramdır diyor. Bunu yapın, bunu yapmayın diyor. Çok büyük bir sorumluluk. O bakımdan müftü gerçekten sıradan bir insan değil. İslam ıstılahında özel yetişmiş, kaliteli, güvenilir bir insan. Müştehit olmadığı halde fetva veren nakillere mecazen müftü denmiş, sonra o mecazi kavramıza düşmüş ve müftü denilmiştir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Müslümanlar geldi, bilmediklerini sorarlar. Peygamberimiz gibi konularda kendisine çok rahat soru sorulmasını ister. Ona her şeyi sormuşlar. Soru sorurken utanmamışlar. Mesela bazı kadınlar gelir, kadınlara ait meseleler de soru sorarlardı. Hazreti Ayşe Hanım'ı şaşırır ve Allah onlardan razı olsun. İlim öğrenmelerine hayatları mani olmuyordu demiştir. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok eşitliğinin bir sebebi de bayanlara bir bayan ağzından kendi söyletir onlardan nakledilir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda da yine fetva ile alakalı ayetler görüyoruz. Mesela yesteftûnek, yeselûnek, yuftîkûn gibi kelimelerin içerisinde geçti. Yani sana fetva soruyorlar, senden bilgi soruyorlar. O peygamber onlara şu fetvayı veriyor gibi birçok ayet-i kerimeleri görüyoruz.
Sahabe de Peygamberimizin zamanında rahatsız olardı. Cenab-ı Allah da bunu teşvik ederdi. Bir özür dua ayeti kelimeyi okudu. فَسْأَلُوا اَهْلَا الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız bilenlere sorunuz. Tarihi uygulaması budur. İçtihadın şartlarından kısaca saymış olduk. O da işte ilmi şartlar var, ahlaki şartlar var, vehbi şartlar var. Değerli kardeşlerim, ikinci kavram fetvadan sonra sorumluluk. Fetva ile meşgul olmak çok önemli bir iştir. Çünkü Allah adına konuşuyor, din adına konuşuyor, helal diyor, haram diyor demiştir. Öyleyse bir insanın bilmeden fetva vermesi demek, kendisini cehenneme arz etmesi demektir. Nitekim sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, fetva verenlerin, hakimlerin üçte ikisinin cehennemde olduğunu söylemiştir. Bu üçte iki şöyle yorumlanmış. Fetva verme durumunda üç durum söz konusudur. Bir insan bilgilidir, soruları bilir ve dosdoğru cevap verir. Bu cennete gider. İkincisi, bilgisiz bir insandır. Soruları bilmediği halde cevap verir, yanlış cevap verir. Kendisi de sapar, başkalarını da saptırır. Bu da cehennemdir. Üçüncüsü, bilgili bir insandır. Soru sorulduğu zaman bilir onu, fakat ya nefsinin meylinden, ya bir zalimin korkusundan, ya dünyevi bir şu bu kaygılarından yanlış fetva verir. Çünkü şunun bir konu. Bildiği halde yanlış fetva verir. Maalesef tarihimizde böyle insanlar da vardır, hayatın hakiki gerçeklerindendir. Bu tür ulemaya eskiden belham denildi. Ulemayı su demişler, kötü alimler. Öyleyse üçü bir daha hatırlayalım. Üç hakimden, üç müftüden biri cennetlik, diğer ikisi cehennemlik. Cennetlik olan bilir ve dosdoğru fetva verir. Cehennemlik olan bilmez fetva verir, bilir yanlış fetva verir. Mesela mezhep sahibimiz İmam-ı Azam, o günün zalim devleti kendisini bugünün Adalet Bakanlığı yerinde olan başkatılık görevine atamak istedi. Fakat imam biliyordu ki kendisine yanlış işleri önüne koyacak ve fetva isteyecekler. Zulümlerine kendisini alet edecekler. Bunun için o görevi kabul etmedi. Adamların ne kadar zalim olduğunu şuradan anlayın ki ister kabul eder namusu, isterse kabul etmez. Neden kabul etmiyorsun diye işkence altına aldılar. Bir rivayet o işkencede, zindanlarda eziyet çeke çeke vefat etti. Ama öyle kararlıydı ki, bana Basit Camisi'nin kapılarını saysın diye devlet görev verse, onu da kabul etmem diyor. Çünkü zulme alet olmak istemiyor. Hafızat Efendi'nin zor bir zamanda yaşadığını biliyoruz. Hocam anlattı. İşte bu zor zamanda sağlam duran ve bildiğini yaşayarak doğru fetva veren bir insanın elbette ki bazı sıkıntılara düçar olması normaldir. Fakat bunların sevabı o nispetle fazla olacaktır. Çünkü meşakkat ne kadar fazla ise alınacak sevap da o kadar fazla olur. Üçüncü kavrama geçelim. Fetva dedik. Sorumluluktan bahsettik. Fetva sorumluluğundan ve gelelim Hafızal Efendi'ye. Hafızal Efendi, fetva verme konusunda bir, ilim açısından, iki, ahlak, davranış açısından ehilmiş. Elhamdülillah, biz buna gönül rahatlığıyla evet diyoruz. Hafızal Efendi, ilmiyle fetva vermeye layık bir insandır. Sinevizyonu seyrettik, tahsilini gördük. Ölüm döşeğinde dahi kitap okuyan bir alimle karşı karşıyayız. Biliyoruz. Sonra bu şehrin başka alimleri de var. Alimler birbirlerine denetler gözetirler. Birisi bir yere fetva gider. Tabi Maraş o kadar, bu kadar büyük bir şehir de değildir. Olaylar malumdur. Kim fetvahaneye gitmiş, fetva sormuş ve ne cevap almış? Bu konuşulur.
Bu başka alimlerin de kulaklığına da gidiyor. Hafız Ali Efendi'nin vermiş olduğu fetva Maraş'ta itiraz görmemiştir. Çünkü çok ilginçtir. Bir kere halk onun bilgisinden ve fetvasından emindir. O da bu güveni korumuştur. Nasıl? Çok duymuşumdur ben. Dışarıdan bir soran gelip Hoca Efendi makamında arkadaşları, Hoca Efendi'yle misafirlerle oturur. Adam sorusunu sorar. Hoca Efendi'nin yanındakine şu kitabı indirirler. İşte şu numara sayfayı aç, şu mevzuyu oku. Açarlar, o mevzuyu okurlar. Adam alıp gider fetvası. Biraz sonra bir adam daha gelir, aynı konuyu sorar. Hoca Efendi yine yanındaki arkadaşa lütfen şu kitabı indir, şu sayfayı aç ve oku der. O adam Hoca Efendi'nin gözüne bakar. Ya hocam, biraz öpeş. Aynı soruyu sordular. Biz de kitaptan okuduk. Siz de biliyorsunuz, biz de bilmiyoruz. Yani kalkıp o kitabı indirip tekrar okumak. Sonra adamı sardıktan sonra Hafız Ali Efendi rahmetullahi aleyh der ki ona, bak adam gelir, fetvayı sorar, biz de cevaplandırırız, gider. Onun nefsi ve şeytanı dürter. Ya kafadan bir şey söylüyor. Doğru mu acaba? Hele bir de aleyhine bir durumsa uğraşır durur. Yazık olmuştur. Ama biz kitabı indirip gözümüzün önünde kitaptan bizzat okursak ha diyor. Kitaptan yerinden okudu da nefs-i rahat, nefs-i emmaresi huzurlu, şeytanı da ona dahil edecek bir yol bulamaz. O da kendi halkını düşürüyor. Dolayısıyla Hafız Ali Efendi rahmetullahi aleyhi cemaatin, halkın güveni tamdır. İzzetini hep korumuştur. İzzetini hem o günün idarecilerine karşı, hem halkın eşrafına karşı, işte demin hocam anlattığı o durumları hep korumuştur. Ağır bir insandır, vakur bir insandır. Fakat o derecede mütevazı bir insandır. Rahmetli babamdan duyardım, kaç kere teşebbüs ettim, elini öpemedim. Bir defa gençliğime güvenerek çok hızlı bastırdım. Talebesi bir nevi, Dalen de Abdullah Efendi'nin talebesiydi rahmetli babam. Ondan da almış olduğu bir cesaretle o hız zürfesle bir şey demez demiş. Babam öyle yaptım diyor. Yahu diyor. Öpün babanın, öpün diye bir şey söyledi bana. Mahcup oldum diye. Evet kardeşlerim. Aslında o sağlıksız zeminde Müslümanların menfaat ve maslahatını koruyucu bazı fetvalar çok dikkat çekiyor. Fetva kitaplarında resmi müfti diye bu konu işlenir. Yani fetva veren insanın fetvanın bir sıralamaları var kitabımızda. Esas olan var, sahih olan var. Kuvvetli görüş var, zayıf görüş var. Kıl kavru derlerdi eskiden. Kıyı diye başlanırsa fetva biraz zayıf. Ama Hoca Efendi öyle fetvaları takdir edermiş ki bazen fetva kitaplarında zayıf da olsa zaman onu icap ettirdiği için o fetvayı seçiyor. Nitekim vakıf banlarının ve camilerin satılmasında vermiş olduğu zahirde aykırı gibi gelen o fetvalar aslında o günün Müslümanlar için bir maslahat ve menfaatı korku fetvaları. Son bir hatırayla sözümü bitireyim. Kunduracı Mehmet Efendi, Osmanlı esnaf ahlakını yaşatan mesleğinde mahir, kanaatli, dürüst bir insan. Bizim meslektaşımız Hacı Göygöl hocamızın arkadaşı, babası olduğu için zaman zaman sohbet edip bana bir hatırasını anlattı. Onu da bitireyim inşallah. Bayrama yakın bir zamandı. Askere gitmemiştim, delikanlıydım. Bir adam geldi, bana bir kundura yap dedi. Anlaştık. 25 liraya bir kundura yapacaktım. El sapı verdi. Çıkarttı 5 lira kapora verdi. Sonra günü geldi. Kundurayı uzattı kendisine. El verdi, çevirdi, baktı. Tamam, elime sağlık. 20 lira verirsen alırım dedi. Arkadaş 25 liraya anlaştık. Sen bilirsin. 20 liraya verirsen alırım. Yoksa almam dedi. Almasan alma dedim. Ben de gencim o zaman. Ver zaman 5 lira. Kapora mı ver?
Ver gönlünü dedi. Ne zaman bu kundurayı satarım, para cebime girer, ben de o zaman sana derim. Olmaz, bekletemezsin, bu işe yatar. Gitmiyorum. Bana bu kundurayı yaptırırken ya da bu parayı vermezken şeriat dedin de şimdi beni şeriat alalım. Kalkmaların, ben ver dediler. Birisi şeriata davet ederse gidilir. Söylesin, kalktık gittik diye. Benim de akrabam, söylediler de gölge. Mübarek abdest almış, kollarından su damlayarak geldi. Buyurun dedi diyor. Aha sana hısımını getirdim. Diyerek adam söze başladı. O zaman yürüdü mübarek, kafa salladı. Hele buyurun oturun dedi. Oturdu. Buyurun bakayım. Sana emmoğlunu getirdim. Adam evet tükürden olayı anlattı. Bana sordu, aynen dediği gibi dedim. Mübarek cebinden çıkarttı 5 lira parayı, adama uzattı. Sen şu kokoranı al, git bakayım dedi. Adam yüklü kokoraya bir gitti. Ama hocam beni dinlemediniz, bana sordu. Sen dur dedi diyor. Suf yolda gitmek zorunda kaldı. Neden? Adam emmoğlunu sana getirdim diyor. Başka bir fetva verirsek akrabasını kayırdı diye biz bana. Onu susturmamız diyor. Ben şu kundurayı bana yönden bakalım diyor. Kundura geldi diyor, meclise. Ben onu satar, parasını veririm sana. Hocaefendinin meclisinde bir adamın o kunduraya ihtiyacı varmış. 25 lirayı ben alırım demiş. Orada bir başka kunduracı daha varmış. Efendim bunun fiyatı 27,5 lirayı da geçer ama bundan daha aşağı yazık olur ustasına demişler. Adam 27,5 liraya almış. O yüzden münasip bir zamanda efendim götürmüş parasını vermiş. O da kaponasını Hoca Efendi'ye vermek istemiş, almamış. Bayram başta yıkmadı. Çok ısrar ettim, zorla verdim diyor. Şimdi gelen adamın sözü emmoğlumu getirdim ifadesinden fetvadan vazgeçip sulh cihetine gitmesi bir ferasettir. Bu konuyu destekleyen halazadem olduğu için mi sen Zübeyr aleyhisselam radıyallahu anh sahabeyi hakı çıkardın ya Resulallah diyen bir adam için Kur'an'da bir ayet inmiştir. Fela ve Rabbi. Hayır, senin Rabbine yemin olsun ki onlar Müslüman olamazlar. Ta ki senin verdiğin fetvayı gönül hızasıyla kabul edin. Allah'ın şeriatına bütün teslim olun diye. Bu olayla o olay arasında çok yakın bir ilişki var ama bizim bunu uzun uzun anladık, benzerlikleri kurmaya vaktimiz yok. Sınırımızda belki açtık. Mazur görürler inşallah. Fahrizel Efendi şehrimiz için büyük bir nimetti. Gittikten sonra hala bunun nimeti diye bir devam ediyoruz elhamdülillah. Allah onun içinde yazsın ve kendini unutursun. Hürmet ve muhabbet ve sözlerini okuyacağız. Cemal Hocam'a da teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Hoca Efendi'nin kütüphanesi var.